Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü tarifim maya kullanmadan böyle doygun, katkısız, mis gibi ev ekmeği yapmak. Ve bunu iki şekilde yaptım. Bir tanesini karbonatlı, bir tanesini de kabartma tozlu. Aradaki farkı ben de çok merak ediyordum açıkçası. Aynı anda bir yapmak istiyordum, aklımdaydı. Şimdi isterseniz yapılışlarına geçelim. Farkları da birlikte görelim. Sütümüz var. 2 ekmek için 300 ml yani 1,5 su bardağı sütü hafif ısıttım. Bu yabancıların butter milk dedikleri bizim kefire benzer böyle kesik bir süt oluştururlar. Onunla yaptım ben bu sefer. Yarım limon sıktım sütüme. Böyle hafif ısıtılmış süt olacak. Şimdi limonla birlikte bu kenara koyacağız. Biraz kesik kesik bir hal alacak. Limon yoksa sirke de koyabilirsiniz, bir tatlı kaşığı. Şimdi gelelim iki ayrı ekmeğimizin birincisini yapmaya. Ben önden ölçmüştüm ama size de göstermek istiyorum. Unumuzun 250 gramını, yani her bir ekmek için konuşayım, kafamız karışmasın. 250 gram unu şimdi bardakla bir ölçüp tarifime başlamak istiyorum. Tam ölçtüm ben. 250 gram. 200 mililitre bardakların her biri silme olarak yaklaşık 110 gram yapıyor. 2 su bardağı dolusu ve bir çeyrek kadar un koyuyorum. Aslında ben sürekli takip edenler bilir. Öncelikle hep sıvıları koyup unu daha sonra kontrollü şekilde ilave ederim. Bu defa böyle yapmak istedim. Ben ölçerken kabardığı için 2,5-3 su bardağı gibi görünebilir size. Hayır, normalde 2 su bardağı dolusu ve çeyrek bardak. Yani tam olarak 250 gram. Şimdi demin biz 1,5 su bardağı butter milk hazırlamıştık ya. Bunun yarısını, yani 300 mililitrenin 150'sini koyuyorum. 150 mililitre böyle hafif ılık sütümüzü koydum. Birinci ekmeği karbonatlı yapıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu. Bir çay kaşığı dolusu da tuz ilave ediyorum. Yani bir paket hazırda satılanlardan karbonat koydum ve tuzunu da ilave ettim. Tarifimiz bu kadar. Yağ vesaire koymayacağız. Sütümüzdeki yağ ona yeterli olacak. Evde süt yoksa yoğurtla da yapabilirsiniz. Kefirle de yapabilirsiniz. Şimdi normal mayalı ekmekteki gibi bunu böyle çok çok yoğurmamıza gerek yok. Şöyle bir toparlayacağız ve ekmek hamurumuz hazır olacak. Daha çok böyle doygun, yağsız bir çöreğe benziyor ama sonra göreceksiniz. Gerçekten ekmeğin çok güzel yerini tutuyor. Şöyle hafif bir toparladım. Karbonatlı olanın birazcık unu fazla geldi. Oldu ki sert yaptınız. Çok az bir sütle ellerinizi böyle ıslatıp onu hafif yumuşatabilirsiniz. Şimdi bastırıyorum. Ben de onu azıcık yumuşattım. Normal kıvama getirdim. Minicik bir süt ekledim o esnada. Şöyle onu bastırarak tepsimi, yağlı kağıt seri tepsiye koydum. Tabii ki yağlayarak da tepsiyi kullanabilirsiniz. İkinci ekmeğimiz yine 250 gram un. 2 su bardağı ve 1 çeyrek. Hazırladığımız ılık butter milk'i şimdi koyacağız. Yine 4'te 3 su bardağı yani 150 mililitre. Ve yine tuz koyuyorum. Bunda kabartma tozu kullanacağım için tam bir tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu koydum. Yani karbonatla aynı miktarda. 1 çay kaşığı dolusu da tuz koydum. Ölçüler aynı. Sadece kabartma tozu ve karbonat olarak farklılık var. Sonuçta ekmeklerde de farklılık oldu gerçekten. Az da olsa fark etti tadında, kokusunda ve dokusunda. Bunu da güzelce topluyoruz. Tabii kabartma tozu daha fabrikasyon bir ürün olup daha güzel kabarttığı için bu hamur daha yumuşak oldu arkadaşlar. Karbonat daha doğal ve katkısız bir ürün. Tavsiye ederim, karbonatla mutlaka deneyin.
Benim yine bir sodalı ekmek adı altında karbonatlı ekmeğim var. O da çok güzel olmuştu. Onu daha büyük yapmıştım. Şöyle güzelce toparlıyorum. Çünkü bu habire birazcık un istiyor. Kabartma tozu buttermilk'le birlikte çok güzel köpürdü. Köpük köpük oldu. Daha sıvı bir hamur meydana geldi ki aynı un miktarı olduğu halde. Mesela karbonatlıyı biraz katı yaptı 250 gram. Ama kabartma tozluyu daha böyle sıvı yaptı. Hafif ellerimi unlayarak güzelce yumuşak şekilde toparladım. Hamurumu oluşturdum. Az az un ekleyin. Böyle birden unu koymayın etraftan. Çünkü katı olduğu zaman tadı kaçar ekmeklerin, ekmek hamurlarının, keklerin. Koyu olmasın hiçbir zaman. Ele yapışmayan yumuşak bir hal aldı. Şimdi bunu da koyacağım tepsime. Ben de bu tarifte çok zevkli çalıştım. İkisi nasıl pişecek diye merak ettim açıkçası. Çünkü her şeyleri aynı. Bakın, şimdi size doğru önde görünen bu karbonatlı, hafif daha sert ve sarı. Diğeri kabartma tozlu. Daha beyaz, bakın daha yumuşak. Bu arada fırını ısıttım. Fırınım 185-190 derece civarında ısınıyor. Hafif un serpiyorum üstüne. Arzu ederseniz hafif sulandırılmış yoğurt sürün, yağ sürün ya da sadece yoğurt sürün. Şöyle bir kesiyorum. Karbonatları ayırmak için şöyle birer çizgi daha yaptım. Kabartma tozluyu direkt artı şeklinde kestim derince. Ve daha önce ısıtmış olduğum fırınıma koyuyorum. Or tarafın altına koydum. Eşit güzel şekilde pişti. Alt üst ve ben fan da çalıştırıyorum. Benim fırınım daha iyi oluyor, öyle yakmıyor. Şimdi bu 10. dakika hafif kabardı. Ve sıcak fırında tam 25 dakikada benim ekmeklerim tamamdı. 20-25 dakika arası. Bir 10-15 dakikada da yoğurduğunuzu düşünün. Bir saati bile bulmuyor bu ekmeğe başlamanız ve masanızda yemeniz. İşte ikisi, şu anda seçebiliyorsunuzdur dikkatli izleyenler. Lütfen videolarımı, tarifleri yapmadan önce uzunca bir dinleyin rica ediyorum. Bazı özel hassas tarifler var. Oradaki püf noktaları kaçıyor ve işte yapamadık, malzeme çöp oldu cümlelerine çok üzülüyorum. Altı da gayet güzel pişti. Şimdi çok sıcak. Şöyle üstünü bir kapatayım. Biraz da yumuşasınlar. Gördüğünüz gibi. Ve şunu söyleyeyim size. Karbonatlı ekmek ya da karbonatlı poğaçalar müthiş güzel kokuyor. Bakın bu karbonatlı olan. O da yumuşak oldu. Hiç sert olmadı. Köy ekmeği gibi olmadı mı Allah aşkına? Çok seviyorum ben. Daha önce yaptığımda da bu virüs döneminin ilk dönemleri de yaptım ben mayasız ekmekler. Bayılmıştım karbonatlıya. Şimdi dilimleyelim. Kabartma tozlu daha yumuşak, karbonatlı biraz daha böyle sertçe. Mis gibi kokuyor. Mis gibi. Sadece 250 gram unla da bir tanesini karbonatlı olarak denemenizi tavsiye ederim. Kalabalıksanız ama lütfen ölçüyü arttırarak ilk denemeden sonra bolca yapın. Birkaç gün boyunca üzeri kapalı olarak misler gibi taptaze kalıyor. Şimdi de kabartma tozlu beyaz ekmeğimiz. İçine limon da sıktık ya, o limon ekmekleri daha beyaz yapıyor. Bakın. Aslında buraları sesli çekmiştim ben. Çıtır çıtır ses çıkıyordu kabuktan. Ama çekimde çok yakın olmuş. Sesim çok patladı. O yüzden tekrar seslendirmek zorunda kaldım. Ekmeğin dış kabuğu gerçekten çıtır çıtır. İkisinde de. İçi mis gibi pişti. Ve yenmeye hazır.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kanalımda arkadaşlar, bu seyrettiğiniz videonun altında benim resmim var. Oraya tıkladığınızda ana sayfam çıkıyor benim. Ana sayfada orada yukarıda oynatma listeleri yazar. Videolar, oynatma listeleri. Oraya ekmekler kategorisine basarsanız yaptığım benim bütün ekmekler var. Ekşi mayalı, normal mayalı ekmekler, hiç yoğurmadan yaptığım ekmekler var. O lütfen oynatma listesindeki ekmeklere basın ya da videonun sonuna ekleyeceğim. Çıkacak önünüze en sonda. Oraya da tıklayabilirsiniz ekmekler kategorisini. Ben Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak varım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bu mis gibi ekmeklerimin tarifleri YouTube kanalımda daha düzenli. Hepsi alt alta. Oradan bakmanızı isterim. Hiç ekmek, normal ekmekten farkı var mı? Bakar mısınız? Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma eğer abone olursanız yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. En güzel tariflerde görüşmek üzere.